Akademisyenler ile bölüm sohbetlerimizin konuğu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi ve Program Danışmanı Tuğba Usteli. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Üniversite adaylarının en çok tercih ettiği sağlık bölümlerinden biri anestezi programı. Anestezi programı nedir ve bu alandan mezun olan öğrenciler hangi alanlarda çalışmaktadır? Evet, çok haklısınız. Çok başvuru alıyoruz biz. Tanıtımlarda da biliyorsunuz en çok bilgi alınmak isteyen programlardan evet. biridir anestezi. Evet. Anestezi nedir? Aslında pek çok adayımız ne olduğunu bilerek geliyor bize, bilmeden gelmiyor. Ama ben yine de böyle kısaca açıklamak istiyorum. Anestezi, ameliyatlarda hastaların uyutulması, cerrahi süresince takip edilmesi, sonrasında uyandırılarak post-op dediğimiz uyanma alanlarında takip edilmesi süreçlerini içerir. Ve bir anestezi teknikeri de bir anestezi uzmanına yardımcı olmak üzere yetişir. Tüm bu süreçlerde bir anestezi teknikeri anestezi uzmanına yardımcı olacak donanımda yetişir ve tüm süreçlerde de yardımcı olur, yanında olur. Hangi alanlarda çalışmaktadır hocam mezunlar? Ameliyathanelerde çalışıyor mezunlarımız. Post-op derlenme dediğimiz ameliyat sonrası uyanma odalarında çalışıyorlar. Ama asıl çalışma alanları ameliyathaneler. Bu arada da sektörde yeni bir alan çıktı anestezi teknikerleriyle ilgili. Saç ekim merkezlerinde çalışıyorlar biliyorsunuz yeni bir alan olarak. Hocam, öğrenciler genelde şunu düşünürler. Ben bu üniversitede bu bölümü okuyacağım ama bu bölümü neden bu üniversitede okumalıyım? Bu bölümü tercih edeceğim ama bu bölümü neden bu üniversitede okumalıyım şeklinde kendilerine bu soruyu sorarlar. Ve anestezi bölümünde öğrenci neden Acıbadem Üniversitesi'nde okumalı? Neden burayı tercih etmeli sizce? Yani çok güzel bir soru oldu, teşekkürler. Her şeyden önce biz sağlık temalı bir üniversiteyiz. Yani sağlık okumak, sağlık eğitimi almak isteyen her adayın aslında Acıbadem Üniversitesi'ni tercih etmesi için çok ama çok sebebi var. Anestezi de bunlardan biri. Peki niçin bizim üniversitemizi tercih etmeli adaylarımız? Bir kere altyapımız çok güçlü. Her anlamda çok güçlü. Çok iyi bir akademisyen altyapımız var. Anestezi programı için de geçerlidir bu. Türkiye'deki meslek yüksek okulların içerisinde sanıyorum en iyi akademik kadroya sahip programlardan biriyiz biz. Belki de başında geliyoruz. Alanında uzman, profesör, doçent ve uzman hekimlerden oluşan kalabalık bir kadromuz var. Aynı zamanda üniversitenin laboratuvar olanakları çok geniş. CASE dediğimiz ileri simülasyon merkezimizde öğrencilerimizin hem pratik eğitimlerini yapıyoruz hem ileri simülasyon eğitimlerini yapıyoruz ve bunları alanda yaptığımız eğitimleri paralel olarak yürütüyoruz. Yani öğrencilerimiz hem alana çıkıyorlar hem de laboratuvar olanaklarını kullanıyorlar. Uygulama ve staj için gönderdiğimiz hastaneler Türkiye'nin en iyi donanıma sahip hastaneleri. Acıbadem grubunun hastanelerine gönderiyoruz çünkü. Çok güzel organize oluyoruz. Öğrenciler gittikleri alanda asla kalabalık olmuyorlar. Her gittikleri ameliyathanede ameliyathane sayısı kadar öğrenci gönderiyoruz. Bazen daha az oluyor hatta, öyle söyleyeyim. Dolayısıyla gittikleri alanda da öğrencilerimizle hem ilgileniliyor, hem pratik yapma imkanı buluyorlar, hem hastaya uzmanları gözetiminde, hocaları gözetiminde izleme, her işlemi izleme imkanı da buluyorlar aynı zamanda. Hem şöyle diyeyim, hem laboratuvar olanağı, hem ileri simülasyon olanağı, hem de gerçek alanlarda öğrencilerimizin pratik yapma şansı oluyor. Ve bunu öyle bir saat, iki saat yapmıyoruz. Biz haftada, özellikle ikinci sınıf öğrencilerimiz, haftada 20 saat kadar evet uygulama eğitiminde bizzat bulunuyorlar. Stajlar kaçıncı sınıftan itibaren başlıyor? Staj planlamasını siz mi yapıyorsunuz? Stajlarımız birinci sınıfın sonunda başlıyor. Yaz stajı olarak başlıyor. Önce yaz stajı özelinde konuşacağım. Çünkü bir de uygulamalarımız var. Ondan da bahsedeceğim. Yaz stajı uygulamalarını Türkiye'nin her yerinde olan Acıbadem hastanelerinde yaptırabiliyoruz öğrencimize. Öncelikle nerede yapmak istediğini soruyoruz ve sonrasında da oturup bunun programını yapıyoruz. Tabii ki hastanenin kontenjanına uygun olarak bunu düzenliyoruz. Yoksa hani her isteyen her hastaneye istediği zaman da gidemiyor. Bunu biz bir program dahilinde uyguluyoruz ki öğrencilerin
grup olarak da, gittikleri hastanede grup olarak da daha çok verim almalarını sağlıyoruz bu yüzden. Bir de tabii dönem içerisinde yaptığımız, özellikle ikinci sınıflarda yaptığımız uygulamalar var, uygulama derslerimiz var. Bunun için de yine Acıbadem hastanelerini kullanıyoruz ama üniversitemizin içinde olduğu, yani İstanbul ilindeki hastanelerde yapıyoruz bunu, organize oluyoruz. Yani bunu yaparken de, organize olurken de yine hastanelerin kontenjanını, işte öğrencinin ulaşım imkanlarını gözeterek dağılımı yapıyoruz. Hocam, üniversiteden mezun olduktan sonra aslında öğrencinin takibi, mezunlarla iletişim kurmak çok önemlidir. Şu an bizim mezunlarımız nerede çalışıyorlar, hangi alanda çalışıyorlar ve sektörün mezunlardan beklentisi genelde ne oluyor hocam? Ben önce hani iletişimle ilgili kısma şöyle kısaca bir yanıt vereyim. Benim mezunlarımla oluşturduğum bir WhatsApp grubum var. Biz hala iletişimdeyiz. 2011'de mezun verdik. İşte 2011'den bu zamana kadar olan tüm mezunlarımla ben hala iletişimdeyim. İşte çocukları oluyor, haberim oluyor. İş değiştiriyorlar, haberim oluyor. Evleniyorlar, haberim oluyor. Çalıştıkları kurumda birine ihtiyaçları oluyor. Hemen grupta ilan ediliyor. Nerelerde çalışıyorlar peki? Devlet hastanelerinde çalışanlar var, işte şehir hastanelerinde çalışanlar var, üniversite hastanelerinde çalışanlar var, saç ekim merkezlerinde çalışanlar var, ağrı merkezlerinde çalışanlar var. Dikey geçişle hemşireliği ya da başka alanlara geçip oralarda çalışanlar var ama hala bizden kopmayanlar var farklı alanlarda. Hala iletişiyoruz öğrencilerimizle. Peki hocam, yani sektör, sağlık biliyorsunuz çok gelişen bir alan haline geldi. Anestezi olsun, diğer sağlık alanları olsun, tam olarak ne bekliyor? Yani hangi kaliteli eğitim standartlarında bir mezun bekliyor hocam? Sektör elbette iyi yetişmiş eleman istiyor. Ve tecrübeli eleman istiyor aslında. Tecrübeyi tabii ki eğitim esnasında kazanamıyor öğrencilerimiz. Yani o mümkün değil. Çalışarak kazanılacak bir şey çünkü. Ama biz en azından o tecrübe sınırında ve iyi donanımda yetiştirmeye çalışıyoruz öğrencilerimizi ve öyle yetiştiriyoruz. Pandemiyle birlikte sağlık çalışanlarının önemi daha da arttı. Bu farkındalığın bu bölüme olan ilgiyi artıracağını düşünüyor musunuz? Elbette bu farkındalık daha çok arttı. Bir de biliyorsunuz toplumda sürekli entübe hasta diye bir ifade dolaşmaya başladı ve insanlar bunun ne olduğunu merak ediyorlar. Aslında anestezinin primer işlerinden biridir. Genel anestezi alan her hasta entübe edilir. Bu işlemi anestezistler yapar. Dolayısıyla hani bizim de burada beceri olarak verdiğimiz eğitimlerden biridir. Yani araştırıp öğrenen adayların bu konuda anesteziyi tercih edeceğini, anestezi programını tercih edeceğini düşünüyorum. Peki bölümden mezun olduktan sonra dikey geçiş sınavı ile bu bölüm mezunları hangi alanlara geçiş yapabiliyor? Birkaç alan var. Biri hemşirelik, acil afet yönetimi, yine dikey geçiş yapabilecekleri alanlardan biri. Sağlık yönetimi ve sosyal hizmetlerde yine dikey geçişle girebilecekleri bölümler. Peki hocam, son olarak ben size şunu sormak isterim. Bölüm tercih edecek aday öğrencilere ne tavsiye edersiniz, nelere dikkat etmeliler? Bu konuda bilgilendirirseniz sevinirim. Bence herkes sağlık okuyamaz. Yani önce onun bir ayırdına varması gerekiyor. Çünkü sağlık hizmeti çok özverili bir hizmet. Yani sadece bilgi ve donanım açısından öğrendiğiniz bilgilerle değil, aynı zamanda çalışma ortamı olarak da özveri gerektiren bir meslek. Her şeyden önce ameliyathaneler daha kapalı ortamlar hastanelerde. Yani dışarıyla iletişimi olmayan, hastanenin diğer birimleriyle iletişiminin olmadığı izole ortamlar. Dolayısıyla bu bir şey işi değil. Yani sabah 9'da gideyim, 5'te çıkayım işi değil. 8'de başlayacak ameliyat için 7'de hastanede olmanız gerekiyor. Çünkü bir ön hazırlık yapmanız lazım. O gün eğer ortalık çok karışıksa, tahminden daha fazla vaka alındıysa, acil vaka alındıysa daha uzun saatler hastanede kalmak gerekiyor mesainiz bitse bile. Yine aynı şekilde çok yoğunsa ortalık, öğle yemeğini çok kısa sürede yiyebiliyorsunuz. Yani hani bir 10 dakikada yemeğinizi yiyip tekrar odanıza geri dönmeniz gerekiyor, ekibinize geri dönmeniz gerekiyor. Bir kere hani bu ağır çalışma koşullarını, tempoyu tutturmak lazım. Yani buna dayanıklı olmak lazım açıkçası.
Bir de şey kolay değildir. Yani şimdi çok böyle havalı geliyor adaylara, ameliyathanede olmak, ameliyat görmek vesaire çok havalı geliyor ama şu da hiç kolay değildir. Her gün ameliyat olan birilerini görüyorsunuz. Bu bazen küçük bir bebek oluyor. Bazen anneniz yaşında bir kadın olabiliyor. Bazen çok sevdiğiniz birine benzeyen başka biri olabiliyor. Bazen işte dedenizin hastalığından ameliyat olan başka biri oluyor ve sürekli empati kuruyorsunuz insanlarla birlikte. Bu kolay bir şey değil, bu zor bir şey. Bunu da ruhen kaldırabilmek lazım. Yani güçlü olmak gerekiyor, sağlam olmak gerekiyor. Şimdi ben öğrencilerimi uygulamaya göndermeden önce onlarla bir toplantı yapıyorum, konuşuyorum ve ilk söylediğim şey şu oluyor. Yani gittiğiniz ortamda kan göreceksiniz, yani kan olacak, bir sürü kan olacak. Bayılmak yasak diyorum. Yani en başta bunu bilin ve kulağınızda hep bu yankılansın, bayılmak yasak. Çünkü siz çok zor bir mesleğe bu ilk uygulama gününüzle adım atıyorsunuz. Eğer ilk günden kendinizi bırakacak olursanız, diyorum bu iş olmaz. O yüzden güçlü olmak zorundasınız. Kişilik olarak da buna uygun olmak lazım. Kesinlikle. Onu söyleme. Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Kapalı ortam, bir ortamda uzun süre, uzun saatler çalışmaya uygun olmak lazım. Enerjik olmak lazım, pozitif düşünmek lazım. Bir de tüm bu zaman içerisinde, tüm bu süre içerisinde de yüksek oranda dikkatli olmanız gerekiyor. Sürekli, yani o gün uykunuz gelemez, işte o gün canınız sıkkın olamaz. O sabah evden kiminle kavga etmiş olursanız olun, nasıl çıkmış olursanız olun, öyle çıkmış olsanız bile bu ruh halinizi yaptığınız işe yansıtmamanız lazım. Aklınızın evde olmaması gerekiyor, anlatabiliyor muyum? Yüksek oranda dikkat gerektiren bir iş çünkü anestezi. Yani puanım tuttu, yani bu garanti iş gibi bakmamak gerekiyor, yaparım diye düşünmemek lazım. Dediğiniz kriterleri değerlendirmesini istiyorsunuz öğrenciler. Çünkü bunun sonuçları var. Yani bunun hem vicdani sonuçları var hem de hukuken sonuçları var. Yani yaptığınız bu tür hataların. Çünkü hep şudur, yani yapacağınız ufacık bir şey, ufacık bir hata birinin hayatını değiştirebilir. Bu olumlu yönde de olabilir, olumsuz yönde de olabilir. Biz her gün yaptığımız işte ince bir çizgide yürüyoruz. Her an o çizginin diğer tarafına geçiş yapabiliriz. Hocam benim hep merak ettiğim bir sorudur aslında bu. Sizin öğrencilik döneminizle bugün karşılaştırdığınızda neler değişti? Çok şey değişti. Ben 30 yıl önce mezun oldum. Ben Hacettepe mezunuyum bu arada. Ben mesleğe başladığım zaman, daha doğrusu ben öğrenciliğime başladığım zaman Türkiye'de İki dönem mezun vermişti anestezi teknikerliği. Ben üçüncü mezunlardanım. Yani henüz Türkiye'de 50 anestezi teknikeri vardı eğitimli olarak sahada çalışan. Ben üçüncü grubun içerisindeydim, öyle söyleyeyim. Biz eğitimimizi tabii ki bu imkanlarda almadık. Çok güzel bir eğitim aldık, orası çok ayrı. Tüm hocalarımı çok saygıyla anıyorum, bazılarını rahmetle anıyorum. Çok güzel bir eğitim aldık ama bu mezuniyet öncesi bu beceri eğitimlerini biz kendi üzerimizde denerdik, hastalar üzerinde de değil. Bizim burada eğitimde kullandığımız simülatörler, kısmi görev simülatörleri, ileri simülatörler, alana çıkmadan önce, öğrenci hastaya dokunmadan önce çok fazla pratik yapma imkanı veriyor. Çok uzun saatler biz öğrencilerle bu kısmi görev simülatörleri üzerinde çalışıyoruz. Çok verimli bir sohbet oldu hocam. Verdiğiniz tüm cevaplar için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.